Merhaba sevgili gençler. videomuzda paralel kenarda alan konusuna başlıyoruz. Paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Sorumuz bu. Şimdi bunu bulabilmek için öncelikle bize kenar ve bu kenara ait yükseklik gerekiyor. Mesela kenarımızı A olarak alırsak buna ait yükseklik nedir? Bu kenara karşı kenarda inen dikme yani H1'dir. Veya kenarımızı B olarak alırsak B'ye inen yükseklik karşı kenardan inen dikme H2'dir. Bu arada şuna dikkat çekmek istiyorum. Buradan indireceğimiz bütün dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani bunların her birine h1 diyebilirim. Çünkü bu iki sayı paraleldir paralel kenardan dolayı. E, paralel iki doğru arasındaki uzaklık da değişmeyeceğine göre h1. Bunların her biri h1 olur gençler. Yani nereden indi önemli değil. İlla bu köşeden inecek diye bir şart yok. Bu iki doğru arasındaki dikme bize her zaman yüksekliği verir ve bu yükseklikte zaten sabit olacak. Aynı şekilde bakın AD'den BC'ye indirilen her dikme de gene eşit uzunluktadır. Yani hepsi h2 uzunluğundadır. Yani illa bu köşeden indirmenize gerek yok dikmeyi. Bunların her biri dediğimiz gibi h2'dir. Çünkü paralel olduğu için bunlar aralarındaki uzaklık değişmeyecek. O yüzden bütün dikmeler aynı şekilde yüksekliği verecektir. Şimdi bunları söyledikten sonra paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı yükseklik. Sözel olarak taban çarpı yükseklik diyoruz. Yani kenar çarpı yükseklik yere düşünebiliriz. Yani A çarpı H1 ya da B çarpı H2 olarak ifade edebiliriz. Üçgenden, üçgende alandan farkı burada bölü 2 yok. Buna dikkat edin. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deseydik bu üçgenin alanıydı ama burada direkt taban çarpı yükseklik diyoruz. Bunun dışında şöyle bir özellik daha verilmiş a çarpı b çarpı sinüs alfa. Şimdi gelecek sene daha detaylı göreceksiniz bu trigonometrik ifadeleri. Ama şu kadarca gerekirse bize eğer bu iki kenar arasındaki açıyı biliyorsak kenarlar çarpı o kenarlar arasındaki açının sinüsüyle de alanı bulabiliyoruz. Şimdi özel sinüs değerlerini ben hatırlatayım. Sinüs 30 1 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2. Sin 60 kök 3 bölü 2. Sin 91. Bunun dışında geniş açıları incelersek üçgende sadece dar ve geniş açılar karşımıza çıkar. Şöyle bütünler açının sinüs değeri birbirine eşittir. Yani sin 30 ile sin 150 aynı değerlerdir. Çünkü bunlar bütünler. Sin 45 ile sin 135 aynı değerlere eşittir. Sin 60 ile sin 120 de gene kök 3 bölü 2 eşittir diyebiliyoruz. Bunu kısaca hatırlamış olduk. Şimdi P noktası bu paralel kenarın içinde herhangi bir nokta. Yani bakın bunun yeri önemli değil. Herhangi bir P noktasıyla köşeleri birleştirdiğimizde oluşan şekilde özelliğimiz şu. Karşılıklı üçgenlerin alanları yani A1 ile A3 karşılıklı mesela. Bunların alanları toplamı diğer karşılıklı iki alanın toplamına eşittir. Örneğin şöyle bir paralel kenar verdi. Atıyorum şurayı çizdi. Bakın içinde bir nokta. Bununla köşeleri birleştirmiş olsun. Mesela şurası 7 birim kare. Burası 8 birim kare olsun ne yaptı toplamları şu ikisinin 15. Yani buraya 12 derse mesela kesinlikle burası 3'tür diyebiliriz. Toplamları 15 olacak. Şimdi paralel kenarın içine bir üçgen çizersek bunun alanı tüm paralel kenarın alanının yarısıdır ama bu üçgeni tarif etmek gerekirse bu üçgenin tabanı paralel kenarın bir tabanı olacak. Tepe noktası da karşı kenarın üzerinde olacak. E zaten bakın buraya A diyelim. Paralel kenarın yüksekliğine h diyelim. E burası h ise zaten üçgenin yüksekliği de h gelir. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. E paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Bakın direkt yarısına eşit olmuş oluyor. Buradan da o formülün karşılığını söyleyebiliriz. Paralel kenarda köşegenleri çizdiğimizde 4 eşit alana ayrıldığını görüyoruz. Yani köşegenler çizildiğinde oluşan dört üçgenin alanları birbirine eşittir. Eğer karşılıklı kenarlar köşelerden karşı kenarın orta noktasıyla birleştirirsek burada iki tane üçgen ve bir tane paralel kenar oluşuyor. Bu iki üçgenin alanları toplamı paralel kenarın alanına eşit oluyor. Çok düz bir mantıkla şöyle de çözebilirsiniz. Yani illa formülü bilmenize gerek yok. EF'yi birleştirirsek Şimdi şurada ne söyledik? Bu özelliği biraz daha açarsak. Paralel kenarda köşegen iki eşit parçaya da ayırıyor diyebiliriz. Yani bakın bunun alanına S dersek bunun alanı da zaten S'tir. İki köşegeni de çizdiğimizde oluşan dört bölgede birbirine eşittir. Şimdi burası sağdaki E, B, C, F paralel kenarına bakın. Burası S ise şurası da S olacak. Soldaki D, A, E F parader kenarına bakın. Bu bir köşegen. Burası S ise burası da S olacak. E, o halde bakın burası 2S, S, S şeklinde gelmiş oldu. Şu özellik karşınıza çıkabilir. Bunu e, kendinizin oluşturması biraz daha güç şuna nazaran. Bunu bilmenizde fayda var. Nasıl bir şekil oluşmuş? Köşeyle karşı iki kenarın orta noktaları birleştirilmiş. Buradaki oluşan üçgen 3S'dir. Yanlardaki iki üçgen 2S, küçük üçgen ise S kadardır. 3S, 2S, 2S, S. Toplam alan ise bu bağıntıya göre 8S oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Beşinci olarak köşegenin üzerinde, köşegen çizilmiş olsun AC. Bunun üzerindeki bir noktayla diğer iki köşe birleştirirse. Bakın burada şu iki üçgenin eşit alanlı Burada da bu iki üçgenin eşit alanlı olduğunu söyleyebiliriz. Sebebi de şu gençler. Kırmızıyla indirmeyelim. Maviyle indirelim. Şimdi şuradan ve şuradan dikmeler indirirsem. Şunu biliyoruz. Şu iki üçgene bakarsak bunlar eş üçgenlerdi. Neden? Neden eş üçgenlerdi? Buradaki açı alfa dersem, buradaki açı da alfa. E 90 alfa beta dersek, burası da 90 alfa beta. E bakın 90'ın karşısındaki kenarlar her ikisinde de aynı. O zaman beta'nın karşısındaki kenarlar da aynı olacaktır. Yani alfa'nın karşısındaki. Demek ki şu iki dikme birbirine eşit olacak. E A için baktığımızda tabanımız ile yüksekliğimiz aynıysa bu iki üçgenin alanları aynı olur. Öte yandan S için baktığımızda da gene taban aynı şurası. Yükseklik her ikisinde de aynı. O yüzden bunlar da her biri eşit olur. S, S gelir. Yani yükseklikler eşit olduğu için bu durum gerçekleşiyor. Bunun dışında gene bir köşegen çizdi. içeride paralel kenarlar oluşturulursa burada bakın şöyle olacak şekilde şu iki paralel kenarın alanı her zaman eşit oluyor gençler. Bunun dışında oluşan şuradaki iki paralel kenarda da AC doğrusu nedir? Köşegendir. Orada da gene iki eşit parça ayırdığını söyleyebiliriz. Şimdi bu özelliklere bir değinmiş olduk. Tabi bunların oturması için kazanım sorularını çözmeniz, kazanım videolarını izlemeniz gerekmektedir gençler. O videolarda görüşmek üzere.